Dostlar. Yine Farmbus Simulator'dayız. Görmüş olduğunuz gibi geçen bölüm söz vermiştim. Man kullanacağız diye. Kamil Koç skini ile beraber manımızı seçtim. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Hani hatırlarsanız en son Genf'e indiğimiz zaman işte Setra'ları, Neoplan'ları falan hep kullanıyoruz demiştik. Oyunun kendisi ilk başladığında zaten birlikte gelen MAN otobüslerini bayağı bir zamandır kullanmadığımızı fark etmiştik. Daha doğrusu ben fark etmiştim. Demiştim ki Genf'ten Zürih'e giderken, yani şimdiki yolculuğumuzu yaparken MAN kullanalım. Manımız bu. Kamil Koçkin ile beraber. Şöyle içeri bir girelim. Bayağı bir zaman oldu ben manı da kullanmayalı. Özlemişizdir herhalde değil mi? Şöyle bir içinin turunu da atalım aslında. Şöyle bir bakalım manımıza değil mi? Güzelmiş. Sunroom falan filan var böyle açık. Bilmiyorum, kapalı, hayır. Güzelmiş. Yani tamam, hani bu yeni çıkan DLC'deki Setra gibi teferruatlı olmayabilir pekala, ama yani sonuç itibariyle bu da MAN değil mi? Evet, bakalım. Şu önce ben size bir şöyle bir haritamızı gösterelim. Yolumuz biraz uzun. 300 küsür kilometrelik bir yolumuz var. Bu en uçtaki Genf'ten Zürih'e kadar gideceğiz. Hatırlarsanız bu birkaç bölümdür zaten Avusturya, İsviçre DLC'sini şehirlerini açmaya çalışıyorduk. Birçoğunu açtık zaten. Birçoğunu derken aslında Genf sonuncuydu İsviçre için sonuncu şehrimizdi. Onu açtık. O yüzden şimdi Genf'ten Zürih'e direkt bir geçiş yapmak istiyorum ki buradan işte Innsbruck'la ve oradan Salzburg yoluna giderek Avusturya'ya doğru yolculuğumuza devam edelim. Ufak ufak akacağız buralara artık. Bitirdik çünkü İsviçre'yle artık işimiz kalmadı. Yani kalmadı derken şimdilik kalmadı. Çünkü bildiğiniz üzere DLC ile gelen iki ülkenin önemli şehirlerini geziyoruz. Tamam, lafı yine çok uzatmayalım. Haritamızdan geçelim şöyle. Otobüsümüzün içine. Önce açalım şu. Bakın, Zürih'e gidiyormuşuz. Onu yazmış oldu. Motoru çalıştıralım. Süper. Air condition diyor. Peki abicim. Air condition'ı açalım bir dakika. Havalı kornamızı açalım. Wi-Fi. Mutfak. Tuvalet. Okuma ışıkları açık olsun. Yolcu ışıkları yok be. O kadar değil. Duyuruyu şimdi başlatmaya gerek yok. Yolcu monitörünü açalım. Evet. Klima. Klima. Tamam. Minimum 18 derecede olacaktı zaten değil mi? Bakalım burada nelerimiz vardı. Evet. Evet. Burada. Diğerlerine hiç gerek yok. Heh. Süper. Bunu da yapmış olduk. Bakalım burada nelerimiz var. Bunlara gerek yok. Ve ısıtmaya gerek yok zaten. Yok. Buna hiç gerek yok. Buraya da baktık. Heh, süper. Şöyle bir görelim etrafımızı. Bakalım. Yani kokpitin ayarını şöyle biraz yapalım değil mi? Azıcık uzaklaşalım diyeceğim. Şöyle mesine. Heh, böyle iyi değil mi? Ortalayalım şunu. Aynen.
Böyle güzel. Tamam. Bunu da ayarlamış olduk böylece. Şimdi ufak ufak artık yola çıkabiliriz. Ne diyor bize? El frenini indirelim. Hadi bakalım. Yola çıkıyoruz. Yok. Bir dakika. Şunu biraz yakınlaştıralım. Bu biraz fazla uzak mı ne sanki? Heh. Azıcık da şöyle yukarıya. Evet abi, böyle iyi, böyle iyi. Böyle güzel. Hadi. Heh, şimdi bak. Bakalım. Solumuza baktık. Sağımızdan araçlar geliyor. Tamam abi, duracaksın da. Anladık onu. Ama biz buradan dönemiyoruz galiba. Bak süper. Manın da sesi ne güzelmiş ha. Ya abicim. Hop hop yavaş. Sinyal minyal de mi dinlemiyorsunuz lan siz? Evet hadi bakalım. Otobüsümüz de bu. Güzelmiş değil mi? Man. Ya bu Fenbas'taki ışıklandırmaları sevmiyorum ya. Bak. Frene basıyorum. Kaldırıyorum. Frene basıyorum. O kırmızılar biraz zor görünüyor. Hop. Hadi bakalım ilerle. Bir de trafik var galiba azıcık. Ha? Öyle görünüyor. FPS de 35-36'larda geziyor. Yani hiç fena değil. Ya önceden 20'nin üstüne çıktığını pek görmemiştik. Üstelik aynalardaki çözünürlüğü bile arttırmış olmama rağmen. Yani hiç fena değil ama dokularla ilgili sanki bir sıkıntı var gibi geliyor bana ama hadi bakalım hayırlısı. Yani doku derken aracın içindeki dokulardan bahsediyorum. Bu neyin trafiği abi şimdi? Yani kuralları bozalım istiyorlar. Diyorlar ki boz kuralları, bas kaza. Allah. Şu duyduğunuz ses var ya. Taşlı yolun ulan. Yok böyle bir şey ya. Mouse olduğu için orada resmen mouse yön veriyor. Kayıyor o yüzden.
Buradan gireceğiz değil mi ya? Bir de yakından bir bakalım şuna. Nereye gidiyorum ben ya? Yani buradan doğru mu gideceğim, sola döneceğim yoksa? Sanırım sağa girip sola gireceğim. Galiba ben dümdüz gideceğim ya. Yok ama dümdüz vermiyor ki yolu. Sağa doğru veriyor. Neyse ya. Ne oluyor lan? Kapı falan mı açıldı? Yok. O ses neydi peki öyle? Evet. Yani gördüğünüz gibi Fenbas baya baya mevzuyu düzeltti aslında. Gerçi ara sıra ani FPS droplar gene yaşanmıyor değil. Yani birdenbire düşüveriyor falan böyle FPS. Yani ama düştüğü yerde birler falan böyle. Oyun direkt donuyor yani. Gerçi temelli bir donma yaşamıyoruz tabii de. Yani böyle birkaç saniyenin bir donma yaşıyoruz. Optimizasyonu böyle tam tamına bir yapamadılar ama. Öyle bir sıkıntı var maalesef. Sola yol kapalı aslında şu an. Ama ben kuralları çiğniyorum şu anda. Bakın orada Kamil Koç skinli bir tane daha man var gördüğünüz gibi. Benimkinin bir eşi gibi bir şey. Terminal burası. Biz yolcuları buradan alacağız değil mi? Tamam abicim. Evet. Şöyle geçelim. Kapıyı açalım. Arkayı da mı açacağız acaba? Dur bakalım. Burada üç taraf açılıyor. Burada niye açılmıyor burası? Allah Allah, çok garip. Neyse. Şimdi yolcular alacağız da şu girişi yapmamız lazım galiba önce. Seferi başlat. Tamam tamam anladık. Hadi bakalım. Ha, dakika bir gol bir yuh. Ne oluyor lan? Evet abla, Zürih'e gidiyoruz. Tabii Z harfi olduğu için en dipte. Ne güzel. Gel abla gel. Ulan.
Gelin bakalım, gelin bakalım. Ulan araba küçük olduğunda kalabalık çıkıyorsunuz. Koca Setra'yı getiriyoruz. 8 kişiyle gidiyoruz ya. Evet abi, Zülh ya. Al. Ulan bir tane daha çıkmasın şimdi. Yanlış istemiyorum artık. Yeter. Hallo, Sie waren bestimmt mein Tech, sehr freundlich. Grüezi, bitte Sie. Merhaba teyze. Grüezi, hier ist mein Ticket. Danke. Tamam, sadece bu ikisi kalacaktı zaten, değil mi? Şimdi arkadaki kapıları da kapatalım. Evet abi. Şimdi binelim otobüsümüze. Süper. Şimdi anonsumuzu artık dinletebiliriz. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend. Biz ne taraftan gideceğiz ya? So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seat belts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seat belt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ulan Flixbus diyor. Ama Kamil Koç yazıyor otobüsün üstünde, değil mi? Ya. Neyse canım. Sıkıntı değil. Dağlar karşıda. Oo öyle mi? Pardon.
Pardon abicim. Böyle nasıl? Sakın atlama ölüme. Klima çok soğuk dedi ama yazın ortasındayız be. Herhalde burası İsviçre diye ya. Güzel güzel. Manı kullanmak da güzel. Setre bayağı hoşuma gidiyor ya. Neoplan ayrı bir zevk ama benim favorim Setra ya. Bu Setraların hızlı kalkma ve durma mevzusundaki hatayı da düzelttiler şimdi. Bayağı cillop gibi oldu yani Setralar. Yani oyundaki ismiyle Comfort Class tabi de. Biz yine de Setra diyoruz tabi. Bak bak. Hop 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 hoca. Ne oluyor ya? Biraz yavaş hızlanıyor bu manlar ama olsun. Acelemiz yok. Sonuçta bir otobüs kullanıyoruz yani, değil mi? 100'den fazla da gidemeyeceğimize göre hız olarak. Ya 100 oldu bile işte. Daha hızlı gitmenin hiçbir alemi yok tabi. Burayı bir sollayalım. Bak, bunu diyorum işte. Ani droplar oluyor böyle. Yavaş. Şu an kamyon bizi geçiyor abi.
Şöyle sağ sinyalimizi verip ufak ufak şöyle kaçalım sağa. Manzara 10 numara, baksanıza şuraya. ...36 kilometre yolumuz kaldı. Evet. Sağdan emniyet şeridinden gitmeye çalıştık. Türk işi olsun dedik. Maalesef. Doğru olmayanı yaptık. Gördüğünüz gibi hem bariyerlere biraz sürttük. Hem de soldan gelen arabaya biraz. Dangadanak önüme atlıyor ya, manyak mıdır nedir? Yokuş çıkarken çok fena yavaşlıyor ya. Bak 66'ya kadar düştü hızımız. ...204 kilometre yolumuz var. Acelemiz var abi aslında da. Neyse. Yani acelemiz mi var diye sordu. Çünkü 100 km ile geçtim 80 km'lik yeri. Hemen tepki verdiler tabi. Yolcular. Yolcular veli nimetimiz. Müşteri her zaman haklıdır. O yüzden sustuk. Dedikleri gibi yaptık, yavaşladık. Şimdi de 80'i geçmeden böyle aheste aheste sağdan sağdan yavaşladan yavaşladan gideceğiz. Sağdan git cüzdan bulursun diye bir laf var bizde. Ya onu neden söylemişler bilmiyorum. Sanki yani sağdan gidince mi bulunuyormuş cüzdanlar hep? Ya böyle bir istatistik mi var? Çok merak ettim gerçekten. Sağdan git cüzdan bulursun. Allah Allah. Yani insanlar genellikle sağdan mı düşürüyormuş cüzdanlarını acaba? Bunun mantığını falan bilen var mı? Ya hakikaten merak ettim. Bilmiyorum yani. Bilen varsa paylaşsın. İlla duyan vardır değil mi? Sağdan git cüzdan bulursun hikayesini. Ulan hızı da amma düşüyor ya.
Demek ki Lions Coach, yani bunlar şu an Man Lions Coach'a biniyoruz biz. Man Lions Coach'lar demek ki yokuş performansı pek iyi değilmiş. Bunu anlıyoruz çünkü 60'lara kadar falan düşüyor. Daha dik bir yokuş olsa ne olacak kim bilir. Böyle 40'la 50 ile falan gideceğiz herhalde. Setra güzel çıkıyor ya. Setra canavar. Neoplan da öyle aslında. Yani Man oyunun çıktığından beri default olarak gelen bir otobüs. Acaba bunu hiç güncellemediler mi ya? Yani güncelleseler de iyiydi. Fernbus en azından artık oynanıyor be. Yani eskiden çok kötüydü ya. İlk çıktığı zamanlar. Yani oyunun şimdi düzelmeye başladığını düşünürsek, yani bu şekilde hesaba katarsak, bu demek oluyor ki oyun 1,5 yıl erken çıktı. 1,5 yıl kadar erken çıktı yani. Öyle diyebiliriz. Hiç de yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Dağlar hep karşıda. Oradan dik dik yamaçlar bize bakıyor. Dik tepeler. Dik yamaç olur mu lan? Dağın yamacı aşağısı. Ulan var ya. Az kaldı kaza yapacaklardı bana. Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Tamam ya. Allah Allah. Vallahi hız limitlerine dikkat etmedim. Kaza yaptım. Sağa sola sürttüm. Çok kötü not alacağım bu seferden. Neyse canım, ne yapalım ya? Allah Allah. Aha. Ulan sinyal verdik öküz. Hayret bir şey ya.
Evet. Hapı yuttuk. Bakalım manla buraları nasıl çıkacağız? Allah'tan karşıdan araba gelmiyor. Yoksa harbiden hapı yutmuştuk. Ve sanırsam bu son virajımız. Bunları sollasam ne olur? Park yapacağız mı ya? Böyle bir şey var mı? Yok. Devam. Birazcık dışarı çıktık ama o kadar olur. Tünele de girdik. ...74 kilometremiz kaldı. Neredeyse geliyoruz Zürih'e.
Bu yolculuğumuz bayağı uzun sürdü. Ya iyi de oldu be. Bundan sonra zaten biraz daha uzun yolculuklar yapalım. Hani Setra'yla, Neoplan'la falan. Keyifli oluyor. E zaten hani şehirler arası otobüs simülatörü ise bu uzun sürecek tabii yani biraz. Adı üstünde şehirler arası. Nerelerdeyiz ya? Bakalım şöyle bir. Oo, az kalmış ya. Geliyoruz neredeyse, iyi mi? Süper. Bir dahaki bölümde Setra kullanalım. Setra'nın en uzunu var ya, 519. Onu kullanalım hatta. Tabi gideceğimiz yola da bağlı olarak değişir. O çok dönemeçli bir yere gideceksek onu kullanmak iyi değil çünkü sağa sola takılıyor. Uzun olduğu için dönmüyor ki. Böyle çok dönemeçli virajlı yerlere onunla gitmek pek iyi olmuyor. Zaten gidilmiyor yani, iyi olmuyor değil de. Kilometremiz kaldı. Keyif veriyor gerçekten oyun ya. Eskiden çok problem vardı. Her şeyden bir sorun çıkıyordu. Şu anda en azından öyle bir şey olmuyor. Evet geldik. Bulunduğumuz yerde cami çok yakın. Şu an ezan okunuyor. Duymuşsunuzdur zaten.
FPS biraz düştü. Demin 27'lere falan indi. Gerçi o bile iyi ya. Hani önceden daha da bir fenaydı ya. Yani o 27'leri falan mumla arıyorduk yani. O kadar fenaydı aslında FPS önceden. Ne hız ya. Allah Allah. Evet, geldik. Zürih'teyiz. Daha doğrusu tekrar geldik. Evet, evet, erken geldik. Hadi bakalım. İndiniz değil mi? Okey o zaman. Evet. Manlions Coach ile Manlions Coach C modeli ile Genf'ten Zürih'e kadar gittik. Yani İsviçre'nin bir ucundan diğer ucuna kadar gittik. Artık bundan sonrası Avusturya yolculuğu başlayacak. DLC'nin Avusturya tarafındaki şehirlerini açacağız artık. ...300 küsür kilometrelik bir yol yaptık. Yani oldukça fazla. Hatta belki de Fernbus'ı oynadığımız en uzun yolculuk olsa gerek. Hiç bu kadar uzun gittiğimizi ben hatırlamıyorum mesela. Ama artık yavaş yavaş Setra ya da Neoplan'la daha da uzun yolculuklar yapacağız. Park yerlerinde konaklayacağız vesaire gibi durumlar olacak. Daha çok keyif alacağız. Oyun ufak ufak düzelmeye başladı çünkü. Şimdilik burada noktalayalım. Tabi noktalamadan önce çıkış diyelim. Berbat olan notlarımızı bir görelim bakalım. 13 tane yolcu taşımışız. İki tanesine bileti ben kesmişim orada. 305 kilometre yol yapmışım. Güzel. 644 puan almışım. O da fena değil.
Klimadan 8 almışız. Biraz soğuktu herhalde. Biraz daha sıcak yapacağız demek ki. Yani 20 derece bile sanırım soğuk geliyor. Tamam, anladık. Trafik kuralları, 2 kere kaza, evet doğru yaptık. Hasarlı araç, tabi kaza yapınca hasar aldık. Hani çok büyük bir kaybımız yok ama güzel. Olumsuz direksiyon davranışı oldu, evet. Emniyet mesafesini bozma. Yaptık biraz bir şeyler. Neyse. Ama 644 puan hiç fena değil. Devam diyelim. Evet, döndük başa. Şimdilik burada sonlandıralım. Tekrar Fernbus Simulator'a geldiğimiz zaman nereye gideceğiz göstereyim ben size şimdiden. Şu an Zürih'teyiz. Bir dahaki bölümde Zürih'ten Innsbruck'a gideriz. Çünkü zaten burayı açmamışız gördüğünüz gibi. Innsbruck'a. Güzel, Zürih, Innsbruck o zaman. Burayı açmış mıyız? Evet, açık. Zürih Innsbruck seferi yapacağız. Setra ile yaparız. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.